Sevgili izleyiciler, podyumun açılışını yapıyor. Simge Tertemiz podyumda. Hoş geldin Simgeciğim. Hoş buldum. Hiç beklemediğim bir anda toparlanamadım tabii. Böyle gafil avlıyoruz evet. Evet. Sıralamayı size sürpriz olarak bir anda geliyorsunuz. Peki yeni hafta, pazartesi bir gala atlattınız. Hepinizin artık bir gala tecrübesi var. Evet. Konuşacağız tabii ki. Nereye gidiyorsun önce onu? Nereye gidiyorum? Tasarımcı bir kaban ve manto tasarımı yapan bir arkadaşımın lansman kokteyl tarzı bir yere gidiyorum. Hala mı heyecanlısınız ya? Ay evet. Allah oluyor. Allah. Titriyorsun. Gel bakalım yıldızına. İlk çıkınca herhalde. Olabilir. Evet, galadan bahsedelim. Nasıldı senin için? Çok zordu. İlk defa yaşadık böyle bir şeyi ama çok keyifli geçti. Biraz çalışmalar beni zorladı açıkçası. Üç kişi dans etmek gerçekten çok zormuş. O nefesi kontrol etmek, senkronu oluşturmak. Ama sevdin dansı? Sevdim ya, çok sevdim. Herhalde devamını getiririm ben. İnşallah. İnşallah. Tuğçe. Ben Simge'yi zaten genel olarak tarzını beğeniyorum. Bugün renk geçişleri, bu pastel tonlar falan çok hoşuma gitti. Yani sadece gözlüğünü çok fazla buldum. Gözlüğün olmasaydı iyiydi ama gözlük yani çok şey gözüküyor. Hani boyunluk da takmışsın. Yani yüzün hiç yok. Komple kaybetmişsin. Güzel yüzün, göster. Gayet iyisin. Teşekkürler. Sevil. Beğendim. Simge'nin tarzı bu bence. Kendisi bu. Bu benim kendi. Evet, kendi tarzı. Tanıyorum çünkü. Renk geçişleri gerçekten elbiseyle montun olsun, vizyon rengi çizmelerine bayıldım. Çok güzel. Şapkam bir tık daha şöyle yukarıda işte ya da tam topuz ve kulaklıktan dolayı geriye çekemiyorum. Yani gözlük başka gidiyor. Bir gözlük olabilirdi. Çok parlak kaçmış kıyafetine göre. Biraz daha şey olabilirdi. Beğendim seni bugün. Teşekkür ederim. İnce. Yarın o çizmelerle ben de başka bir kombin yapmıştım. Çok nasıl? Güzel. Yakasını fazla buldum. Çantasını sevmedim. Yani böyle sevmedim. Ama güzel görünüyor tabii ki. Teşekkür. Güzel. Favori şapkam gene geldi. Lahana yaprağı bu. Herkes taktı, bir de ben takayım dedim. Ya vallahi ben illet oluyorum bu şapkayı. Kimde görürsem göreyim ama yani Sofia Loren taksa sevmiyorum yani. Doğrudur, o senin tarzın. Evet, ben kendi açımdan tarzım. Onu beğenmedim, onu görmüyorum. Ya bence paltonun boyunda bir problem var. Evet, ben onu sonradan içe bir de tel yani diktirdim. Daha uzundu boyu. Evet, bir onu sevmedim. Onun dışında renk falan çok güzel. Hazır mısın Simge? Evet, hazırım. Geçebilirsin. Simge tertemiz, çizme 650 lira, çanta 6500 lira, elbise 70 lira, kaban 1500 lira, şapka 60 lira. En sevdiğim durum böyle çok pahalı ve çok ucuz parçaların bir araya gelip bu kadar güzel olması. İlk baktığında çok dikkat çekiyorsun karşıda. Renk geçişini çok sevdim. İşte böyle... Üzerinde çalışılmış kombinleri seviyorum. Hele ki sizler, güzel vücutlu kadınlar burada benim için hep bir puan eksik başlıyorsunuz. Hı hı. Tek parça elbise giydiğinizde. Ama bu durum hemen artı bire çıkarıyor. Çantan bence de hayır. O da son anda. Hayır. Değiştirdiniz. Gözlüğünü de ben, mesela buraya siyah gözlük olmadı ama... Siyah değil ama. Kahverengi, acı kahve ve gold. Öyle buradan çok siyah duruyor. Yani sen onu taktığında da aslında getireyim baktığında mi? Atma camını sevdim ben. Hı hı. Camı üzerine uyuyor ama yanlarının daha böyle kahverengi olması gerekirdi diye düşünüyorum. Çok aslında üzerine konuşulacak bir şey yok. Galiba seni en sevdiğim hallerinden biri bu. Çünkü kendi halimle geldim. O zaman komşunun haliyle yani. Gelme hayatım buraya. Kendi gardırobumdan sadece bu.
O demek ki hep bunu yapman gerekiyor. Ben sevdim. 9. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Simge. Hoş buldum. O muhteşem salsa çaçı sonra ya. Nereye gidiyorsun? bir tasarımcı arkadaşı, çok yakın bir tasarımcı arkadaşımın kaban ve mont üzerine tasarımlar yapıyor. Onun lansmanı kokteyl akşam üzeri, bir davet gibi bir şey. Anladım. Montun beğendim, kabanı beğendim. Çok güzel, renk uyumu çok güzel. Ama ne fazla buldum biliyor musun? Hem şapka, hem yaka, hem gözlük, hem o çizme. Yani biraz frapan geldin bana. Hı hı. Biraz da sakin olmalıydın. Şapka çıkartılı İbrahim mesela. İbrahim Hanım, ben aslında altına stiletto düşündüm. Yok. Hani hep stiletto görüyoruz. Hayır, çizme güzel ama keşke mesela çıplak kayan olmasa, o içindeki cappuccino renk var ya, kahve tonları. Evet. Çorap olsaydı, ne bileyim, biraz ha, daha bir çorap, geçiş evet. Olsa daha iyi olur. Çıkartılı mı şapkaya, bakalım nasıl duruyor? Kaşlarım ne durumda acaba? Saçlarını çok güzel topladın bu arada. Arkada çok güzel görünüyor. Biraz dağılmış olabilir, terledim. Evet. Bir elbise görmek istiyorum ben. O kıbanı da kurtaralım seni. Evet. Şimdi o çanta olur. Evet. Çünkü o kaban, o şapka, o zincir orada, o gözlük çok fazla geliyor. Böyle güzel, hoş görünüyorsun. Orada çıkartacağım onu. Evet ama yani star kaban zaten, ondan dolayı oradasın. Evet. Davet doğru, herhalde doğru. Tasarımcı onu yapmış. Güzel görünüyorsun, makyaj yerinde, çok abartılı değil. Beğendim bugün. Teşekkürler, sağ ol. Şimdi şapkayı niye takıyorsun? Bir tanıtıma... Böyle havalı olsun. İşte bir tanıtıma gidiyorum, şapkayla olsun. Daha böyle bir ciddi mi olsun, havalı mı olayım fikri yatıyor altında belli. Ama Ivana'ya katılıyorum. Şapka, gözlük ve boyun, yani burası yok. Kendini yok etmişsin şu şekilde. Yani bunu daha önce yapanlar oldu ve onların üzerine yaptığınız yorumlardan böyle ama herkesin, bir sıkıntı... Herkes farklı. Benim boyun mesafem falan... Biz ne diyoruz? Komşunun kullandığı ilacı kullanmayacaksın. Komşunun giydiğini özenip giymeyeceksin. Evet. Çünkü herkes bireydir. Herkesin kendi has zevk ve görüşleri vardır. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Tabii ki. Biz ne yapıyoruz? Bir altın çizgi vardır. Olması gereken çizgi. Orayı yakalamaya çalışıyoruz. Yoksa benim bu zevkim bu. Ben bunu giyiyorum dersen güle güle giy. Ama altın bir çizgi, bir göz uyuma, her konuda bir doğru olan vardır. Biz doğru olanı yakalayıp söylemeye çalışıyoruz. Saygı burada duyuyoruz. Da doğru olan şapka, gözlük ve o yaka, Ivan'ın dediği gibi seni boğdu, yok etti. Onu yok ettiği gibi aşağıdan da kumaş yetmemiş elbisene gibi. Neden? Çünkü renkler birbirini takip ediyor. Bir, farklı renkte bir çorap olabilirdi. Bir vurgu lazım burada. Veya etek bir lokmacık uzun olabilir. Yani bu kadar kısa etek var. İnanın ben kısaya falan karşı değilim. Ben de giyiyorum, seviyorum ama bir göz uyumu var. Böyle bir topuk, böyle bir çizme burada. Yani sen oturduğun vakit beline çıkabilir o etek. Anlatabiliyor muyum? Yani devamlı çekeceksin aşağıya onu. O orada bir santim, iki santimlik bir dengeyi yakalamak lazım. Bir de bir sorun var. Bu çanta niye duyduğum kadarıyla 6.000? Benim değil zaten bu arkadaşımın. 6, ben bir çantaya o kadar para vermem. 6.500 niye 6.500? Çizmeden pahalı. Nedir özelliği? Yani bir markanın marka olduğu, özel olabilir? Bir markanın olduğu tasarımı için. Olduğu peki, için. Tamam. Peki. İşte bu karambolu yapma. Kendi vücudunun değerlerini daha bilerek boynunu, yüzünü vesaire kapatmazsan daha güzel olacak. Teşekkürler, sağ olun.